Selam arkadaşlar. Seviyon orta tank olan, Japonların seviyon orta tankı olan STB tanıtacağım bugün. STB gayet güzel bir tank. Oynamaktan son derece keyif aldığım bir tank. Ve tavsiye edebileceğim bir tank. STB 1960'ların başında Mitsubishi tarafından hayata geçirilen kendi ülkesi adına savaş araçları yapmak amacıyla hayata geçirilen bir proje. Tabii 1960'ların başında hayata geçirilen ve başlatılan bu proje 1969'larda STB'nin sahaya inmesiyle, daha doğrusu prototiplerin denenmesiyle devam etti. 1970'lerde ise STB halka ve medyaya tanıtıldı. Ardından da askeri geçit törenlerinde Japonların STB bir tankını gördük. Şimdi genel olarak STB'nin özelliklerinden bahsedeceğim. STB'nin en önemli avantajları topu ve pneumatik süspansiyonu ve yine hızı. Eksi özelliği ise, en önemli eksi özelliği zırhı abi. STB'nin zırhından öncelikle eksi özelliklerini söyleyeyim. Hiçbir şey beklemeyin. Ön zırh 110 mm diyor. Fakat büyük bir ihtimalle çok küçük bir bölümü 110 mm. Şimdi tam GG'den de bakarız. Burada STB'nin kule zırhına baktığımızda fena kule zırhı yok. Yani bir de pneumatik süspansiyon gibi bir özellik var. O özellikten de bahsedeceğiz. Bu özelliği de kattığınızda gerçekten hani tepelerde cooldown belki oynayabilirsiniz diye tahmin ediyoruz. Burada yine zırhınızı baz alarak oynamamanızı tavsiye ediyoruz. Onun için de STB'nin gizlenmesi ve tespit edebilme özelliği de gayet başarılı. Yani bu tankla spot da yapabilirsiniz ama ben bu tankla spot oynayacağım diye kurmayın kafanızda. Yani bir hafif tank gibi bir çalının arkasına falan yatmayın. Çünkü zayıf olan zırhınız siz görüldükten sonra hiçbir işe yaramayacaktır. Şimdi gelelim en önemli özelliğine, topuna. Bakın topu 14 derece eğilebiliyor. Eksi 14 derece. Tabii burada pneumatik süspansiyonunda çok önemli bir etkisi var. Pneumatik süspansiyon nedir diyecek olursanız, pneumatik süspansiyon tankımızın paletlerinin gövdeden bağımsız olarak hareket etmesi, aşağı yukarı yükselmesi sayesinde tankın gövdesinin pozisyonunu değiştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla bir tepede çok daha az kendinizi göstererek, çok daha az gövdenizi ve taretinizi göstererek cooldown'a kalabiliyorsunuz. Onun dışında topu 5.96 saniyede yüklüyor. Bu benim donanımlarla ve mürettebatlarımla birlikte olan bir durum. 5.96'ya kadar indirebildim ben bunu. Siz biraz daha indirebilirsiniz, biraz daha fazla indirebilirsiniz. Onun dışında nişan alması 1.87'ye kadar indi gördüğünüz gibi. Burada tavsiye edebileceğim donanımlar şu üçüdür. Havalandırma, sürgü ve hareket halinde aracının nişanını, isabetini arttıran düşey dengeleyici. Şimdi daha önceki videolarımda hiçbir zaman şunları takın dememiştim. Fakat bu videoda benim size tavsiye edebileceğim donanımlar bunlar arkadaşlar. Onun dışında alfa hasarı da gayet iyi bir tank. 360 derece ortalama hasar, 360 derece diyorum. 360 hasar puanı verebiliyor topu. Bu açıdan da gayet iyi. Ortalama delmeye baktığınızda 258 mm deliyor. Bu da başarılı. Premium mermisi 330 mm deliyor. Ve yine patlayıcı mermi gördüğünüz gibi toplamda 53 mm delebiliyor. Normalde 1.1 saniyede yükleyen bir tank. Dağılma 0.37 100 metrede ve oyunda dakika başına en fazla hasar verebilen tanklardan biri. STB gerçekten o anlamda bir canavar arkadaşlar. Bunu sizin manevra kabiliyetinizin yüksek olması da destekliyor. Yani soldaki aksiyona gidip yetişip oraya hasar verip tekrar sağdaki aksiyona gidip tekrar hasar verip yine haritanın solunda ya da ortasında olan bir hasara hızlı bir şekilde gitmenizi sağlıyor. Yüksek hızınız. Manevra kabiliyetiniz çok iyi. Bu yüzden STB gerçekten, hep ben derim ya, bir orta tanksa orta tankın özelliklerini göstermeli. Bir hafif tanksa hafif tankın belli başlı özellikleri olması gerekiyor. Ağır tanksa keza öyle. STB de öyle abi. Yani orta tank ve her hatta destek verebilecek bir orta tank. Her an hat değiştirebileceğiniz bir orta tank STB. Şimdi gelin bakalım bu STB'nin bir de tank GG'deki zırh şemasına bakalım. Evet, tank GG'de STB'mizi açıyoruz. Hemen şuradan live diyelim. Dediğim gibi hani zırhından çok fazla bir şey beklemeyin. Hani ricochet falan diyor ama yüksek kalibreli tanklar sizi çok rahat burada haşletebilir arkadaşlar. Side scrap yaptığınız zaman. Gövde zırhı gördüğünüz gibi işte yine çok 140 mm, 130 mm falan gösteriyor. Bu eğimden dolayı böyle 110 mm normalde ama
Siz yine buna güvenmeyin. Çünkü seviye 8'ler bile sizi çok rahat delebilecektir. Taret zırhınız dediğim gibi hani keza bir miktar iyi. Bir de buna şöyle baktığınızı düşünün siz. Yani tepeye hull'dan çıktınız. Şöyle yapalım. Tepeye hull'dan çıktınız. Bu açıdasınız. Düşman sizi bu açıda görüyor. Şu altını da sakladığınızı düşünürsek eğer. Gerçekten hani delinmeniz epey zor gördüğünüz gibi. Çok kolay değil. Ama tabii yine siz bu tankla ben zırhımı kullanacağım, ben spot yapacağım diye oynamayın. Bu tankla hareket kabiliyetine, topun dakika başına hasarına öne çıkaracak şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi gelin hep birlikte yaptığımız bir savaşa bakalım. Ve bu savaşta neler yaşamışız onu görelim ve yorumlayalım arkadaşlar. Evet, savaştayız. Evet, şimdi bu Japonların etkili tankıyla maça başlıyoruz. Manastır haritasındayız. Bu haritayı çok fazla sevmiyorum ben açıkçası. Burada bir telefon geliyor bana. Bir süre burada AFK oluyorum. Zaten belli hiç hareket etmiyorum. Telefonla konuşuyorum bu arada. Tabii takım istekleri de geliyor bana. Onları da şey yapamıyorum. İlgilenemiyorum. Neyse, maça başlıyoruz. Ben sola gideceğim. Oradaki ortalara, oradaki ağırlara destek vereceğim derken bir tane E1'e çılgınca bizim üste giriyor arkadaşlar. Tamam, bakın. Burada alan kafayı koydu ve girdi. Bizim RT'yi aldı. Ben o kadar şeyim ki hala tek elle telefon hoparlörü açmışım bilmem ne konuşmaya çalışıyorum. Vuramadık. Devam ediyoruz. STB'nin en önemli özelliklerinden biri çok hızlı bir tank. Çok hızlı bir tank. Hani her cepheye çok hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz bu tankta. Sol taraf mı düştü? Sol tarafa. Sağ taraf mı düştü? Sağ tarafa. Ben şimdi burada pozisyonumu alıyorum. Fakat oradan çıkar çıkmaz çok ciddi ağır tankların olduğunu görüyorum orada. STB'nin de gövde zırhından hiçbir şey beklemeyin. Bu arada artı attı bize. Artin de atmasıyla 394 hasar yiyoruz. Orada tek kalmış bir arkadaşımız var. BZ-111'e vuruyoruz. 402 devam edecek. Buradaki pozisyonum. Bir atış daha yapıyorum. Bakın gir çık yapıyorum. Biraz bekliyorum vuruyorum. Gir çık yapıyorum. Biraz bekliyorum vuruyorum. VZ-11'i garaja yollamak üzereyiz. Tekrar VZ-11'e bakayım diyorum. Önümden VZ-120 geçiyor. Kısmet onaymış diyorum. Ona yapıştırıyorum. Sonrasında başka bir tankı nişan almayı düşünürken tekrar VZ-120'ye vuruyorum. Orasını bir güzel temizledik. Hemen arkamda bir tank daha var. O da Projetto. Projetto ben. Orada gerçekten tam bir orta tank gibi ağır tanklarımıza çok güzel bir desteği verdik. Şimdi 1415 hasarımız oldu. Sol taraftan ilerlemeye devam ediyoruz. Haritaya baktığımızda takım da sağ tarafı temizlemeye gidiyor. Ve oradan da sağlam girecekler gibi görünüyor. Oyun bizde gibi görünüyor. Tabii emin olamazsınız hiçbir şekilde. Şimdi burada 60 TP'ye destek vereyim mi, yukarı mı gideyim diyorum. Yok diyorum, yukarı gideyim. Orada 60 TP var. Ona arkadan birkaç mermi atarım diyorum. 60 TP'yi görüyorum. İlk atışım başarılı. Arkadan Defender geliyor. Haritaya bakıyorum. 60 TP'ye mi çıkayım, ona mı çıkayım derken ileri gidiyorum. Tekrar 60 TP'ye nişanımı alıyorum. Taretini vuruyorum. Defender'dan yemek istemiyorum. Evet, çok şanslı bir şekilde Defender benden sektirdi. 60 TP'yi garaj olduktan sonra ön zırhımı Defender'a veriyorum ki tekrar söylüyorum, ön zırhınızdan hiçbir şey beklemeyin bu tankta. Taretten bazen bekleyebilirsiniz. Bakın ne kadar iyi nişan alıyorum. Gördüğünüz gibi tankın nişan sistemi çok başarılı. Özellikle durduğunuzda. Nişanımı aldım. Yaklaşık yarım saniye kadar bekledim. Ve Defender gibi zırhlı bir tankı garaja yolladım. Tekrar yine atiden yiyoruz. Burada şanssızlık, aslında çok hareketsiz de oynamadık. Çok sabit de oynamadık ama Artı burada gerçekten iş başardı. Şu anda 7-4 oldu. Artık oyun bizde. Devam ediyoruz. Buradan ilerleyeceğim. Şimdi benim buradaki amacım Artilere gitmek. Ama şundan eminim. D5 ve D4 hattında gördüğünüz gibi rakip tanklar var. Ve yine hemen şimdi spotlanan bir Lor tankı var önünde. Lor tankı tehlikeli bir tank. 792 canım var. Lor tankı beni garaja yollayabilme ihtimali olan bir tank şu durumda. Fakat Lorien diğer adıyla, uzun adıyla kaçıyor. Pozisyon değiştiriyor. Ve açıkçası beni çok fazla sallamıyor. Ben de bu fırsatı değerlendiriyorum. Önce orada bir base'e doğru bakıyorum. Oraya atışımın olmadığını görüyorum. Kafamı aşağı doğru eğiyorum ve bayırdan aşağı sallanırken frene bastıktan sonra Lorien'e 385 hasarı yazıyoruz. Lorien 40'te henüz garaja gitmedi. Bir atış daha yapacağım ve onu da garaja yollayacağım. Gördüğünüz gibi STB çok
çabuk nişan alabilen, çok seri bir tank. Açıkçası benim sevdiğim bir tank. Oynamayı sevdiğim bir tank. Ve tavsiye de ederim. Keyif alacaksınızdır. Tekrar base'e doğru geldim. Artık artilerle karşı karşıyayız. Birinci artıyı bana çok çektiren, bana çok fazla ateş eden artıyı görüyorum. Spotluyorum, vuruyorum ve takım arkadaşlarım da ona hasar veriyor. O garaja gitmek üzere burada yapmam gereken şey kendimi korumak. Bayırdan aşağı inerek artilerin atış menzilinden çıkmaya çalışıyorum. Diğer bir artı, o da Emil 3.55. Belki ikisi birden vurdu bana, bilmiyorum. Oyunda iki artı vardı. İkisinin de aynı artı olması tabii biraz tesadüf. Ona da hasarımızı veriyoruz. Burada artık maç bizim. Son bir tank kalıyor. Ona vurabilir miyim, vuramaz mıyım derken ileri doğru gidiyorum, bakıyorum. Artiden yiyorum. Maşallah artiler beni iyi belirledi bu maçta. Yetişemeyeceğim tabii burada. Çünkü takım arkadaşlarım çok daha avantajlı bana göre. Ve onlar da diğer tankları garaja yollayarak maçı bitiriyoruz ve kazanıyoruz. Gerçekten güzel bir maçtı. Şu anlamda güzel bir maçtı. Oyunun ilk başı çok hızlı geçti. Biraz da hızlı alarak, göstermek istedim size maçı. Aslında o, bu oyunda çok büyük bir numara yok. Yani vay ne oldu işte, şunu yaptık, bunu yaptık diyebileceğimiz ekstrem bir numaramız yok. Fakat burada STB'yi anlatabileceğimiz güzel bir savaş geçti. Çok çok inşallah bir tank. Bunu çok net söyleyebilirim size. İncelemelerde de söylemiştim zaten. Oynamanız gereken şekil bu şekil. Abi o orta tanklarla birlikte gidin ya da ağır tanklarla birlikte gidin. Ağır tankların ateş etmediği durumlarda çıkarın vurun, saklanın. Çıkarın vurun, saklanın. Spot da yapabilirsiniz. Ben bazen bununla da oynuyorum. Ben spot mekaniklerini de kullanıyorum. Çünkü görüş mesafesi uzun bir tank. Destek de verebilirsiniz takım arkadaşlarına. Bu tamamen size kalmış. Şimdi gelin bir de maç sonrasındaki oyun skorlarına bakalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Evet arkadaşlar, maç sonu skorlarında gördüğünüz gibi 7 tahlil kazanıyoruz. 2586 deneyim kazanıyoruz. Ve 51.507 de kasamıza paramızı koyuyoruz. Ne kadar kâr ettiniz derseniz 12.000 lira kâr etmişim. Tabii her zaman bu şekilde kâr edemezsiniz. Ama oynaması keyifli bir tank. Ve şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın gelin neler yapmışız onun dışında. Onlara bir bakalım takım skorunda. Ondan sonra. Şimdi takımda en çok hasarı atan ikinci oyuncuyuz. Birinci oyuncu Yakpanzer. Türk klanından. Büyük ihtimalle Türk bir oyuncumuz. Vatandaşımız. 3552 hasar vermişiz. 3 kill almışız. 862'de bas deneyim puanı almışız. Takım skorlarında gördüğünüz gibi yine az çok 3 tank şeyi başı çekmişiz. Takımı sırtlamışız. Diğer tanklarda da peş sıra gelmiş. Hızlı bir tank dediğim gibi. Keyif alabileceğiniz bir tank. Gövde zırhını çok fazla önemsemeyin. Taret zırhına belki hani şeyler yapabilir ama hani gövdeyi çok ciddi dikkate almayın. Bakalım critical damage. Yani kritik hasar da verebilmişiz. Bu da güzel bir şey. Çünkü rakibe verdiğiniz kritik hasarlar gerçekten önemli. Yani topunu kırabilirsiniz, işte paletini kırabilirsiniz. Bu da önemli. Bilinçli atmanız gerekiyor bunda biraz. Evet arkadaşlar, hani gördüğünüz gibi çok fazla detaya girmeden hızlı bir replay izletmek istedim size. STB bir tankı, Japonların iyi bir tankı. Tavsiye ederim. Yolu da iyiydi. Bir yere kadar iyiydi. Yani bir yerden sonra tabii şey yapıyor. Hani yanlış hatırlamıyorsam 8-9-10 fena değildi. Hızlı bir tank, çabuk bir tank. Tavsiye ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.